Herkese selam arkadaşlar. Kripto Kurucu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ali. Bugün Telegram kanalımızda sıkça sorduğunuz not taşıma işlemlerini anlatacağım. Öncelikle bunu neden yaparız ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi bizler ücretsiz sunucuları aldık ama bunların belli bir kullanım süresi var. Mesela Google Cloud aldık. Bunu 3 ay kullanabiliriz. Diyelim ki bizim kurduğumuz not 3 aydan uzun süre çalışmak zorunda kaldı. O zaman Google Cloud'da para verip devam mı edeceğiz? Hayır tabii ki. Hemen gittik, yeni bir ücretsiz sunucu açtık ve eski nodumuzu olduğu gibi yeni sunucuya taşıyabiliyoruz. Ya da diyelim ki ilk kurduğumuz sunucunun depolama alanı dolmak üzere ve daha büyük bir depolama alanına sahip yeni bir sunucuya ihtiyacımız var. Yine aynı şekilde mevcut nodumuzu yeni bir sunucuya taşıyabiliyoruz. Bu işlemler karışık mı derseniz hayır, aşırı basit. Normal not kurar gibi kuruyoruz. Sadece wallet kısmında ufak bir değişiklik oluyor. Videoda kullanacağım tüm sitelerin linklerini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan hemen uygulamalı olarak göstereyim. İlk olarak WinSCP isimli bu programı yüklememiz gerekiyor. Download butonuna bastığım gibi zaten otomatik olarak setup'ını yüklüyor. Bunun yüklenmesini bekliyorum. 10 MB zaten hemen hızlıca yüklendi. Evet, bunu çalıştıralım. Tüm kullanıcılar için diyoruz. Onay ekranı çıkıyor. Evet diyelim buna. Onaylıyorum. Sonraki. Sonraki. Kur diyelim. Hızlı bir şekilde kurulumu tamamlıyor. Evet, bitti diyelim. Kapatalım. Evet, uygulamamız bu şekilde yüklendi. Şimdi ilk olarak eski sunucumuza giriş yapacağız. Sunucu adı kısmına bu IP adresini yazdım. Ardından kullanıcı adı kısmına root yazmam gerekiyor. Parolaya da işte normal Putty'den de girdiğimizde yazdığımız sunucunun parolasını yazacağım. Evet, bunu da yazdıktan sonra oturum aç diyorum. Buna evet diyelim. Şu an, evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde açıldı. Şimdi soluk yazılı dosyalar, gizli klasörler. Bunlar size gözükmeyebilir. Eğer gözükmezse CTRL'de Alt H bunlara birlikte basın şekilde gizli klasörlerde gözükür. Şimdi ben buradan girdim. Ben burada örnek olarak Gitopia'da sunucu değişikliği yapacağım. Nokta Gitopia var. Bunu hangi notta yapacaksak onun ismine gireriz. Örneğin Nibiru'da yapacaksan burada nokta Nibiru olur. Buna girdim. Şimdi buradan John Fick var. John Fick'e giriyorum. Buraya da girdiğim zaman şimdi altta pre-validator k.json uzantılı bir dosya var. Benim bunu yedeklemem gerekiyor. Şimdi ben buraya geldim. Zaten bu sağ tarafta ben not yedek isimli bir klasör açmıştım. Bunu da hani siz de eğer açık değilse buraya tıklayın. Şu şekilde. Buradan göz at diyerek işte hangi klasörü yedekleyecekseniz onu seçin. Bu şekilde klasör açılır. Şimdi ben bunu buradan CTRL-C dedim. Buraya geldim. CTRL-V diyorum. Bu şekilde karşıma bir ekran çıktı. Buna tamam diyeceğim. Bu şekilde yedeklendi. Burada işlem tamam. Şimdi Putty'ye giriş yapalım. Bu şekilde. Evet, eski sunucumuza giriş yapacağım. Şu an şöyle şunun IP adresini yine kopyalıyorum. Buraya yapıştırdım. Devam diyorum. Açıldı. Root yazdım. Ardından şifremi yazıyorum. Evet, bu şekilde buraya da giriş yaptık. Sunucumuzu durduracağız. Ancak onu yapmadan önce cüzdan kelimelerini almamız gerekiyor. Şimdi burada zaten bir wallet'a bağlamıştık bunu. Kepler wallet'ına bağlamıştık. Buradan Kepler'a geldiğimiz zaman sağ üst taraftaki bu profil gibi olan resme tıklıyorum. Ardından bu açılan ekranda bu 3 nokta var. 3 noktaya basıyorum. View mnemonic seed var. Buna basıyorum. Benden şifremi istiyor. Şifremi de girdikten sonra bu şekilde burada gördüğünüz gibi bizim cüzdan kelimelerimiz çıkıyor. Ben bunları zaten kopyalamıştım. Şimdi tekrardan sunucumuza şöyle gelelim. Şimdi tabi bu Gitopia'da bir cüzdan kullanmıştık. Hani cüzdan kullanmadan da bazı notları kuruyoruz. Onda da şöyle bir kodumuz var zaten. Hani Gitopia case mnemonic cüzdan ismi şeklinde. Bunu yazdığımız zaman yine buradan mnemonic kelimeler çıkabiliyor. Şimdi buraya geldik. Burada yapacağımız işlem şu. Burada not çalışıyor. Hatta bunu şu şekilde kontrol edelim. Şurada sudo stamat status gitopia diye bir kod var. Bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Enter diyorum.
Gördüğünüz gibi aktiflik durumu şurada yazıyor. Hani aktif şu an bu nodum çalışıyor. Bu not burada çalışırken, yani eski nodum çalışırken, ben eğer o dosyayı yeni noduma atarsam süresiz olarak banlıyorum ve bu nodum olduğu gibi iptal oluyor. Yani çöp oluyor. Bunun için ne yapacağız? C dedim. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Buradaki nodumu durdurmam gerekiyor. Bunun içinde de burada sudo systematic stop gitopia add var. Bunu kopyaladım. Buraya geldim, yapıştırdım. Enter dedim. Şimdi tekrar bir kontrol edelim, bakalım nodumuz çalışıyor mu? Evet, gördüğünüz gibi nodumuz şu an çalışmıyor. Eski nodumuzla, bu eski sunucumuzla artık işimiz bitti. Bunu kapatabiliriz. Şimdi tamam diyelim. Şimdi yeni sunucumuza giriş yapalım. Boot'e girdim. Aynı şekilde giriş yapıyorum. Root dedim. Şifremi yazıyorum. Evet, giriş yaptım. Şimdi bunu ilk defa böyle yeni olarak açtığımı düşünün. Buraya geldim. Şimdi nodu sıfırdan kurduğumuz gibi aynı işlemleri yapıyoruz. İşte sunucu güncelleme, kütüphane indirme, Go kurulumu, not kurulumu, kitap klonlama. Bu işlemlerin hepsini sırasıyla hepsini yapacağız. Yani normal sanki ben sıfırdan not kuruyormuşum gibi bunların hepsini yapacağım. Ta ki bu cüzdan oluşturma kısmına gelene kadar. Şimdi ben oraya kadar geldim zaten. Şu şekilde şuraya gireyim. En son bu senkronizasyon durumunu kontrol etme kısmında kaldım. Şimdi bunu da yazıyorum. False mu olmuşum? Evet, false olmuşum. Şimdi burada normalde hani sıfırdan ben buraya nodu kuruyor olsaydım, işte cüzdan oluşturma kısmında ben bu kodu kopyalayıp buraya yapıştıracaktım ve cüzdanımı oluşturacaktım. Ancak burada farklı bir işlem yapacağız. Şu cüzdan taşıma kodu var burada. Yani aslında hazır bir cüzdanı ekleme kodu bu. Bunu ben buraya yapıştırdım. Enter diyorum. Ve benden cüzdan kelimelerini istiyor. Bu Kepler Wallet'tan kopyaladığım cüzdan kelimelerini buradan seçiyorum. Ve buraya gelip olduğu gibi bunları yapıştırıyorum. Enter dedim. Ve benden şimdi bir şifre istiyor. Şifremi girdim. Enter dedim. Şimdi tekrar şifreye gireceğim. Enter dedim. Tamamdır. Bu şekilde cüzdanımı buraya attım. Yapmam gereken bir diğer işlem daha var. Bu yeni sunucumun IP'sini yine kopyaladım. Buraya geldim. Hani az önce ben bu Private Validator Key'i buraya yedeklemiştim. Şimdi bu yedeklediğimi, yani bu yedeklediğim Private Validator'ı alacağım. Yeni sunucuya atacağım. Şimdi bu WinSCP'ye geldim. Buradan yeni oturum dedim. Sunucu adına bu IP adresini yapıştırdım. Kullanıcı adı kısmı root. Şifreyi yazıyorum. Enter'a bastım. Evet diyorum burada. Evet bakın, bu şekilde oluştu. Yine aynı yere gideceğim. Yani aynı, bunu nereden kopyaladıysam aynı yere gideceğim. Yalnız dikkat edin, ben şu an yeni sunucudayım. Noktagitopia'ya girdim. Config klasörüne girdim. Şimdi bu kopyaladığım, hani yedeklediğim Private Validator Key'i sürüklüyorum. Buraya atıyorum. Şimdi böyle bir uyarı verdi. Üzerine yazılsın mı diyor. Buna evet diyeceğim. Şu an bu işlem tamamlandı. Şimdi şu an hala yeni sunucudayım. Buradan nodu yeniden başlatma komutumuz var. Bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıp enter diyorum. Şu an mevcut durumunu şu şekilde kontrol edebiliriz zaten. İşlemlerimiz bu kadar. Ben sunucuyu buraya taşımış oldum. Dediğim gibi en çok dikkat etmemiz gereken kısım şu. Eski sunucudan bu dosyayı buraya atmadan önce eski sunucunun aktifliğini, yani aktif etmeyeceğiz orayı. Yani pasif hale getireceğiz. Orayı pasif hale getirdikten sonra o kopyaladığımız JSON dosyasını buraya o şekilde atacağız. Evet, nodumuzu bu şekilde eski sunucudan yeni sunucuya taşımamız bu kadar basit. Tekrar ediyorum, dikkat etmeniz gereken tek önemli nokta, İki tarafta, yani hem eski sunucuda hem de yeni sunucuda aynı anda nodun çalışmaması gerekiyor. Eğer iki tarafta da aynı anda çalışırsa, dediğim gibi nodunuz tamamen çöp oluyor. Bir daha onu kullanamazsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda veya Node Telegram kanalımıza sorabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.